Bugün 9 Haziran 2024 Pazar. Hoş geldiniz. Değerli dostlar, Türk Silahlı Kuvvetleri personel kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüyor. Söz konusu teklifin 8. maddesinde üstün başarılı subayları terfi ettirme yetkisi ilgili kuvvet komutanlarından alınıp bakanlığa bağlanması ve yine 10. maddede üstün başarılı kıdemli üst çavuş ve baş çavuşları terfi etme yetkisi kuvvet komutanlarından alınıp bakanlığa bağlanması söz konusu. Evet, albayların generalliğe yükseltilmesinden generallere bir üst rütbe verilmesi gibi üst düzey atamalar yetmedi. AKP iktidarı Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki her yetkiyi uhdesine alıyor. Abartı yok, iktidar Türk ordusunun çok affedersiniz şenefe gitme adabına kadar her şeyine karışmaya başladı. Pardon ama bunun adı Türk ordusunu sabote etmek değil mi? Komutanların ve komutanlıkların işlevsiz hale getirilen bir yapıya ordu denilebilir mi? Bir komutan astına müeyyide uygulayamıyor ve ödüllendiremiyorsa ona nasıl komutan denir? Komutanlık kurumu idiş edilen bir yapı nasıl ordu olur? Lafı dolandırmayacağım. Bu kanun teklifi Türk Silahlı Kuvvetlerine sabotaj, hatta ihanettir. Öyle zira bu teklif yasalaşırsa Türk ordusundaki emir komuta sistemi çökecektir. Oysa bir askeri topluluğu ordu yapan budur. Komutan ve emir komuta devreden çıkarılırsa Türk ordusu polis ve bekçi teşkilatına dönüşecektir. Yani siyasi iktidarın uydusu olacaktır ve kurum tamamen politize hale gelecektir. Bir üst rütbeye yükselmeler bakanlık tarafından belirleneceğinden başarı kriteri rafa kaldırılıp siyasi kriterler, siyasi tercihler söz konusu olacak. Torpil ve tanıdık bulan başarısız subaylar yükselirken torpil bulamayan başarılılar elenecektir. Bu şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ölçü ya da kriter başarılı olmak yerine iyi torpil bulmak olacaktır. İlaveten siyasetin içinde olan onlarca dinci örgüt, yani tarikat cemaat grupları Türk ordusunu bu şekilde tamamen ele geçirecektir. Amaç o mu değil mi bilmiyorum, ancak yapılanla buna hizmet edilecektir. Bu şekilde liyakat yerine sadakat Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de hakim kılınacak ki ihanet demem bundan. Bu uygulamayla Türk ordusu fiili olarak saray muhafız birliğine dönüşecektir. Hadise Fethullah çetesinin CIA emriyle Türk ordusuna 15 sene önce yaptığı Ergenekon ve Balyoz operasyonlarının yasal ambalajlı yeni bir türevi gibidir. Kimileri amaç hedef aslında FETÖ'den korunmak diyebilir. Lakin uygulama yağmurdan kaçarken doluya tutulmayı getirecek. Yani diğer cemaatlere teslim olunacak ki bunların hepsi çok affedersiniz aynı boktur. Hedef gerçekten Fethullah örgütüyle mücadele ise bu metot yanlış ki biz hadisenin o ambalajla Türk ordusu içinde dinci kadrolaşma olduğu kanaatindeyiz. Yine AKP iktidarıyla beraber artık Genelkurmay Başkanlığı da malum işlevsiz halde, yani şeklen var. Öyle zira Genelkurmay kuvvet komutanlıklarına karışamıyor. Olması ya da yapılması gereken aslında Türk ordusunun sağlık sistemini yeniden kurmaktı. Özel yargı sistemini yeniden var etmekti. Tam tersi şeylerle uğraşıyorlar. Bakın, askeri yargı ve sağlık olayı özel alanlardır ve dünyanın bütün büyük ordularında bu yapılar mevcuttur.
Bugün bir savaş çıksa yaralı Türk askerlerine son 5 yıldır Sağlık Bakanlığı'na alınan Suriyeli, Iraklı, Afrikalı sözde doktorlar bakacak ki hiçbirinin savaş yaralanmalarıyla alakalı zerre bir bilgisi yok. Aynı şekilde asker içindeki disiplin suçlarına da AKP üyeliğinden hakim yapılan toy İslamcı avukatlar belirliyor. Oysa askeri disiplin özel ihtisas gerektiren konudur. Bunlar yetmedi şimdi, bütün personel atamaları ve terfileri de saraya bağladılar. Söyleyin bunun adı Türk Silahlı Kuvvetlerini kurum kimliğinden çıkarmak değil mi? Bunun adı 5000 yıllık geleneği olan Türk ordusunu fiili olarak lağvetmek ve yeni bir ordu kurmaya çalışmak, kalkışmak değil mi? Amerika'da Joe Biden'ın Pentagon'daki bir subay ve as subayın terfisine karışacağı akla dahi getirilemez. Tayyip Erdoğan Türkiye'sinde ise bunlar artık olağandır. İktidar bunu neden yapıyor derseniz, biri Türk ordusunu ehlileştirmek, yani İslamcı bir ordu kurmak, ikincisi silahlı kuvvetlerin artık ihtimal dışı olsa da bu şekilde darbe yapmasının önüne geçmek, üçüncüsü de kendini sultan, kendini halife görmektir. Peki ama böyle bir yapının ordu özelliği kalır mı? Böyle bir yapı savaşa, harbe hazırlanabilir ve disiplini sağlayabilir mi? Asta olan subaya ve ast subaya emir veremeyen komuta sistemine ordu denilebilir mi? Bu facia düzenlemeye Milli Savunma Bakanlığı Komisyon Başkanı olan önceki Genelkurmay Başkanlarından Hulusi Akar itiraz etmedi. Zira onun sadakati yetiştiği Türk Silahlı Kuvvetlerine değil, 4. sıradayken 1. sıraya alınıp kendini Genelkurmay Başkanı yapan Tayyip Erdoğan'adır. Değerli dostlar, Anadolu gibi bir yerde tarihi hasımları olan Türk Devleti'nin varlığını sürdürebilmesi ancak güçlü bir ordu ile mümkündür. Yaşananlar ortada. İktidar Türk Silahlı Kuvvetlerine 22 yıldır hep kuşku ile baktı. Hatta rakip gibi gördü. Bundan ötürü Türk ordusu artık eski itibarında, eski caydırıcılığında değil. İşte bu sebeple Yunanistan Ege'de 12 adamızı işgal edebilme cüretini gösterebildi. Bu sebeple Türkiye Doğu Akdeniz'den, yani Mavi Vatan'dan çekilmek zorunda kaldı. Bu sebeple petrol ve doğalgaz arama gemilerimiz artık Akdeniz'e çıkamıyor. Caydırıcı bir ordumuz olsaydı İdlib'de 35 askerimiz Rusya tarafından göz göre göre vurulabilir miydi, katledilebilir miydi? Aynı şekilde Amerika Suriye sınırında PYD, PKK devleti kurabilir miydi? Bırakın bunları, kıytırık bedevi Birleşik Arap Emirliği'nin uçakları Libya'daki Türk unsurlarını bombalayabilir miydi? Açık net, bugün ülkeyi yöneten siyasal kadroların ideolojik olarak en büyük siyasi hasmı Türk ordusuydu. Bakış öyle olunca sonuçta böyle oluyor. Yaşananlar ortada. AKP iktidarları 22 yıl boyunca Türk düşmanlarıyla değil, Türk devletinin en temel kurumlarıyla mücadele etmekle geçti ki topyekün çöküşün sebebi budur. Bugün iyiliş edilmeyen, yağmalanmayan tek bir kurum, tek bir alan kalmamıştır. Tayyip Erdoğan'ın Türk ordusuna takındığı tavır, darbe yapmasın diye Osmanlı donanmasını Haliç'e hapseden Abdülhamit'i çağrıştırıyor. Türk ordusuna paralel olarak Milli İstihbarat Kurumu'nun da hali ortada. Siyasi kimliği tescilli isimler bu kuruma başkan yapıldı. Dışişleri Bakanlığı gibi devlet için hayat memat olan kurumlar bile arpalık yapıldı. Sırf Atatürkçü milli devletten rövanş almak adına
Amerikan vatandaşı Merve Kavakçı gibilerle yolsuzluk sebebiyle görevden alınan Egemen Bağış gibi onlarca isim büyükelçi yapıldı. Keza zihniyet olarak da bir gün Büyük Orta Doğu projesi kutlu hedef iken, ertesi gün tersi şeyler savunuldu ki benzer iki yüzlülükler gün aşırı sergilendi. Aynı şekilde milli eğitimdeki çöküş vakadır. Dün medyaya yansıdı, Türkiye'de artık eğitim birliği yoktur, rafa kaldırılmıştır. Tam tersine IŞİD ve Hizbullah eksenli medrese eğitimi start almıştır. İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Konya, Antalya, Kayseri, Van, Gaziantep, Bingöl, Elazığ, Batman ve Şırnak gibi illerde binlerce medrese an itibarıyla faaliyettedir. Okul yerine bu medreselere gönderilen 7-8 yaşındaki kız çocuklarına burka giydirilip ideolojik İslamcı eğitim veriliyor. Başka bir ifadeyle buralarda cihatçı, katliamcı militanlar yetiştiriliyor. Ve heyhat, bunlar gizli olmuyor. Yasal, yani Diyanet'in izni ve onayıyla oluyor. Bu medreselerde okumak da bedava. Yani iktidar tarafından fonlandırılan İslamcı iş adamları tarafından finanse ediliyor. Sadece bu değil, milli eğitime hakim kılınan yeni müfredat da büyük bir rezalettir. Düşünün, mevcut Milli Eğitim Bakanı, yabancı istihbarat örgütlerinin maşası olan bu dinci tarikat çetelerine sivil toplum örgütü diyerek büyük paralar karşılığı onlardan bakanlığa hizmet satın alıyor. Yine İçişleri Bakanlığı tarikat ve cemaatler arasında taksim edilirken, Sağlık Bakanlığı'nda da çok iyi yetişmiş doktorlarımız biliyorsunuz ülkeyi terk ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi İslam'ı sevdirmesi gereken kurumsa bugün Müslümanlık adına nefret objesi, zira AKP'nin arka bahçesi yapıldı. Kısacası bütün devlet kurumları ve sivil toplum örgütleri yere serilmiş durumda. Evet, AKP 22 yılda adeta laik milli üniter devletten revanş için savaş halinde ve maalesef çok mesafe alındı. Bu realiteden hareketle yapılması gereken bu zihniyetle mücadele etmek ve iktidardan indirmek olmalıdır. Ancak görüyorsunuz, Devlet Bahçeli'nin bütün bu yıkımlara karşı yaptığı hiçbir şey yok. Türk ordusunun sabote edilmesine suskundur. Türk devletinin inanç ekseninde şekillendirilmesine kayıtsızdır. Niçin böyle yapıyor, neden derseniz, elbette kişisel, özel sebeplerden ötürü. Aynı şey dün Mehmet Ağar, Erkan Mumcu, bugün Meral Akşener ve Sinan Oğan gibi sözde milliyetçiler için de geçerli. Sadece onlar değil, güya solcu, devrimci geçinenler de aynı durumdadır. Önce Deniz Baykal Cumhurbaşkanı olacağım umuduyla, sonra Kemal Kılıçdaroğlu Atatürk'e, Cumhuriyet'e olan kiniyle, şimdi de Özgür Özel, benim Ekrem İmamoğlu'ndan ne eksiğim var kompleksiyle Tayyip Erdoğan'ın ardına takılıp dolgu malzemesi oldular. Düşünün, parlamentoda Türk Silahlı Kuvvetlerini tasfiye etme adına kanun teklifi görüşülürken, Özgür Özel'in yaptığı sadece 11 Haziran, yani öbür gün görüşeceği Tayyip Erdoğan'ı alayı vuala ile karşılama hazırlığında. Bu hazırlık bağlamında Saray Gazetesi Hürriyet'i kabul edip hiç utanmadan şunu bile söyleyebildi: Sayın Erdoğan'ı layıkı ile ağırlamak için saraydan yardım istedik. Cumhurbaşkanlığı forsunu ve bayraklarını talep ettik. Bir bilgi daha, Özgür Özel Tayyip Erdoğan'ı mesut ve memnun etmek için önceki cumhurbaşkanlarından Ahmet Necdet Sezer'in protokol müdürünü çağırıp ondan yardım talep etti. Değerli izleyenlerim, bunları duyunca
Cumhuriyet Halk Partisi'nin eczacı genel başkanı adına bir kere daha utandım. Çünkü Erdoğan CHP genel merkezine Cumhurbaşkanı olarak değil, AKP genel başkanı olarak gidecek. Velev ki Cumhur Reisi olarak gitsin. Nedir bu tantana, nedir bu teslimiyet, nedir bu adanmışlık, nedir bu yaranma içgüdüsü? Yoksa bu Özgür Özel de Meral Akşener gibi radara mı yakalandı da mecburen böyle davranıyor? Hayır, öyle değilse söyledim. Nedir bu eziklik, nedir bu zavallılık? Noktalarken lütfen videomu paylaşın ve beğenin. Bunun size maddi manevi hiçbir faturası yok.